Herkese merhabalar Tapir Kesti'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bilim tarihi serimizin bu bölümünde Antoine Laurent de Lavoisier'in hayatını bilimsel çalışmalarını ve dönemdaşları ile olan ilişkilerini ele alıyoruz. Levazen'in hayatına ve bilimsel çalışmalarına değinerek başladığımız bölümümüzde ölçüm ve standartlaştırmanın öneminden, Fransız ihtilalinin bilime ve bilimsel çalışmalara olan etkisinden, bilim insanlarının neden teorik ya da neden deneysel çalışmalar üstüne yoğunlaştığından ve son olarak da bilimsel çalışmaları fonlamanın öneminden bahsediyoruz. Levazen deyince akla gelen ilk şey muhtemelen kütle korunumu kanunu olmakta ve kütle korunumu kanununun günümüzde Levazen'e tarafından mı yoksa Rus bilim insanı Lomonosov tarafından mı ilk defa ortaya atıldığı tartışmalarından bahsediyoruz. Tabii ki bu tartışmalara değinince daha önceki bölümlerimizde de ele aldığımız bilimde Batı ve Doğu bloklarına da değinmemiz gerekiyor. Keyifli dinlemeler dileriz. Selam Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Halil. Hocam bilim tarihi serimizde Laplace ve Fourier ile Fransız ekolüne bir giriş yapmış ve o dönemi Fransız aydınlanma dönemini Descartes'ten sonraki bizim alanlarımıza çokça yakın olan isimlerle dinleyicilerimizi tanıtmaya çalışmıştık yavaş yavaş. Çünkü Fransız ekolü dediğimizde çok fazla sayıda bilim insanı var ve bunların arasında çok fazla tartışma var ve bunların hem İngiltere ile Britanya ile hem de Rusya ile olan iletişimlerinden ötürü dönem aslında içine girdiğinizde biraz okumaya başladığınızda saatlerinizi harcayabiliyorsunuz ki bu podcast'in hazırlığında da öyle oldu. Şimdi bugün Evaziye üstüne konuşmak istedik. Özellikle kimya alanında bilinen ve kimyadan tanıdığımız kütle korunumu yasasının ortaya atan kişi ya da kütle korunumu yasasını ilk bahseden, ilk resmi olarak duyuran kişi olarak genelde insanlara anlatılıyor. Furya bölümünde aslında de o dönemde Fransa'da doğmuş resmi bir eğitim alan ya da yeterli düzeyde bir eğitim alan bir insanın neler yapabileceğine özellikle değinmiştik ve bilimin, merakın insanların varlığından, insanların ailesinden biraz daha bağımsız bir hale geldiğini artık söylemiştik. Bu ile birlikte, gelişmelerle birlikte. Levaziye'de ise durum biraz daha farklı. Kendisi zaten zengin bir ailede doğuyor ama maalesef küçük yaştayken ebeveynlerini kaybediyor. Teyzesi tarafından sahip çıkılıyor. Sonrasında kız kardeşi de vefat ediyor. Teyzesi bütün mal varlığını Levaziye'ye veriyor. Geniş bir aileye sahip ve zengin bir aileye sahip ve iyi bir eğitim alıyor. Paris'te en zenginlerin okuduğu, en iyi, en varlıklı kişilerin okuduğu çeşitli okullarda eğitim görüyor. Ama Levaziye'nin merak her zaman küçüklükten beri olduğunu, her zaman çeşitli deneyler yaptığından bahsediliyor. Yani meraklı bir çocuk olarak anlatılıyor bu yaşadığı şeylere rağmen. 17 yaşında Paris'in sokaklarının çok daha iyi aydınlatılması için yapılmış bir yarışma aslında bir mühendislik yarışması diyebiliriz. Yani nasıl Paris'in sokaklarını daha iyi bir şekilde aydınlatabiliriz? Hem parlaklık olarak anladığım kadarıyla hem de verim açısından hem de harcanacak para açısından bir makaleyle, bir yazı ile öneriyle Levazi'ye katılıyor ve her ne kadar dereceye giremese de özel bir teşvik ödülü alıyor. Bu ödül ile birlikte aslında biraz daha bilim çevresinde, mühendislik çevresinde ismi duyuluyor diyebiliriz. Sonrasında ise 25 yaşına geldiğinde zaten jeoloji ağırlıklı yaptığı çalışmalar ile Fransa Bilimler Akademisi'ne kabul ediliyor. Fransa Bilimler Akademisi'ne bu kadar genç yaşta giren az sayıda bilim insanından biri diye de söyleyebiliriz. Kısaca bu yaşına kadar, 25 yaşına kadar ben bir özetlemek isterim hocam. Hem aldığı eğitime, genel hayatını sizin Levazi hakkındaki fikirlerinizi de almak isterim bölümümüzün başında. Bana bu platformda konuşma fırsatı tanıdığın için teşekkür olarak başlamak istiyorum. Tabi Levaziye deyince senin de söylediğin gibi yani bir Fransız ekolü ortamı içerisinde başlı başına bir podcastte hak eden bir bilim insanı. Benim Levaziye hakkında işte hepimize ortaokuldan liseden öğretilenler dahilinde senin de söylediğin gibi kütlenin korunumu yasasıyla alakalı şeyler daha sonra konuşacağımız üzere tartışmalı yerleri de olsa bizim aklımıza ilk gelen şeyler ama Levaziye'nin tabi bundan çok çok daha ileride yaptığı çalışmalar var. Yani yaptığı çalışmaları bir araya getirdiği eserinin kimyanın ilk resmi Aslına bakılırsa textbook'u dediğimiz şimdi değil mi? Yani başucu kitabı haline geldiği düşünülen bir toplama çalışması var. Standartlara olan etkisi, keşifleri, işte senin de söylediğin gibi Laplace'la beraber bir de mucit tarafı var. Bir takım araçları geliştirme tarafı var. Verimlilik üzerine yaptığı çalışmalar var. Üzerinde bulunduğu şeyler. işte bir takım devlet görevleri, şu bu hepsi bir araya getirildiğinde senin de söylediğin gibi ilginç bir ortamda dediğin gibi yani sınıfsal farkların da konuşulduğu yerlerde işte Fourier örneğinde bunun tersi gibi düşünüldüğünde iyi bir eğitim alındığında biraz merakla birleştiğinde neler yapılabildiğinin yine önemli örneklerinden birisi olduğunu düşünüyorum Levaziye'nin. Bu noktada Levaziye bizim için yani belki Fourier bilmiyorum ortaokulda lisede tahmin ediyorum gösterilmiyor. En azından ben hatırlamıyorum. Fourier üniversitede belli alanlarda ismi duyulan bir kişiyken Levaziye'nin ismi hani Türk eğitim sisteminde orta seviyeli eğitimlerde duymuş olmak Levaziye'nin ne kadar önemli bir bilim insanı olduğunu bence bir göstergesi diye düşünüyorum Halil. Dediğiniz gibi hocam kendisi oldukça meraklıymış. Hatta genç yaşlarında yaptığı bir seyahatte Avrupa'da noktaları ziyaret ettiğinde oradaki hem zoologların hem de minerallerle uğraşan oralardaki aslında yerel bilim insanlarının envanterinde neler var neler yok yarın bir gün bir şey ihtiyacım olursa nereden elde edebilirim diye tek tek bunun notunu aldığı söyleniyor ve ilginç bir şey olarak hani bahsediliyor sürekli evinde sürekli bir barometre var ve günde 2-3 defa kendi olmasa bile evinde biri bunu ölçümleri alıp kaydedip yazıyor. Üstelik dünyanın çeşitli yerlerine de bundan en çok Bağdat insanları görevlendirip sadece barometreyle ölçüm alması için onu destekliyor, para veriyor, gidiyor Bağdat'ta işte barometre ölçümleri al ve bu verileri ileride toplayıp elindeki veri setini oluşturduğunda, veri kümesini oluşturduğunda dünyanın atmosferiyle ilgili, meteorolojiyle ilgili ve iklimle ilgili çalışmalar yapacağı söyleniyor. Ancak bilindiği üzere trajik bir ölümü var Levazia'nın yürütmüş olduğu görevden ötürü. Bu ölümü nedeniyle de genç yaşta ölümün nedeniyle de bu çalışmayı tamamlayamadığı söyleniyor. Hocam özellikle bu çalışmaları sırasında ve bu seyahatleri sırasında Levazia'nın hassas ölçüme ve göz gözlemlerini hassas bir şekilde kaydetmeye dikkat ettiğini görüyoruz, öğreniyoruz ve notlarında bunlar anlaşılıyor. Özellikle metrik sistem şu an mesela metre dediğimiz şeyin standart ölçüsü hala Fransa'da bulunuyor ve metrik sistemin ilk öneminden bahseden, insanların birbirleriyle çeşitli verileri paylaşmasında ortak bir referans olması gerektiğini söyleyen insanlardan biri olarak da alınıyor. Bizim alanımızda da ölçüm çok önemli ve özellikle gürültü kavramındaki bölümlerimizde, Laplace bölümlerinde, Fourier bölümlerinde ölçüm bizim doğayla olan ilk temas ettiğimiz yer doğaya temas ettiğimiz anda bir ölçüm yapmamız gerekiyor ve bu arada kontrol edemediğimiz pek çok farklı değişken var. Lavazier bu zamanda yani 1743 yılında doğuyor ve 1794'te ölüyor diyelim. Çok hassas ölçümler yapmak için çeşitli emekler sarf etmiş. Bugünden o güne baktığınızda sizin ve kendinizi Lavazier'in yerine koyduğunuzda ölçümü nasıl yorumlarsınız ve bu insanların hassas ölçüme takıntılı bir şekilde önem vermelerini aslında bilme verdikleri önem diye de yorumlayabilir miyiz sizce? Kesinlikle katılıyorum Halil hatta takıntılı ve saplantılı ifadesi gerçekten çok önemli iki tane sözcük. Neden diyeceksin? Standartlaştırma şu anda bizim de malum kendi alanımızda uğraştığımız bir şey. Bir şeyleri standartlaştırdığınızda dili ortaklaştırıyorsunuz. İşte matematik, fizik, kimya gibi diyelim hani bilimden sayılan olanları olabilir, saymayanları olabilir. Hani matematiği ayrı bir yere koyuyorum bu noktada. İşte fizik, kimya gibi temel bilimlerin, doğa bilimleri eski adıyla uğraşan insanların birbirleriyle etkileşmelerinin ki podcast içerisinde fırsat olursa bunlardan da bahsederiz. Ne kadar önemli önemli olduğunu, bilimde ölçmenin ne kadar hassas olduğunu daha Newton zamanında da konuşmuştuk başka vesilelerle özellikle işte ışığın kırılımı ve saçılımı ilkelerinden özellikle işte spektrumun nasıl olduğuyla alakalı Newton'ın ölçmesinin düzgün yapmadığı zaman Newton gibi bir devin bile nasıl eleştirildiğini acımasızca gördüğümüz için bunun tırnak içerisinde saplantılı bir biçimde, takıntılı bir biçimde yapılmasının önem arz ettiği insanların ne kadar sivrildiğini görüyoruz. Yani acaba şöyle bir denklem var mı bilmiyorum ama bunu saplantı haline getiren ve takıntı haline getiren insanların ne kadar ileri gittiğiyle bunu çok da saplantılarla getirmeden bazı insanların belki öngörüleri bu olmayabilir ama nereye götürdüğüyle alakalı bir durum söz konusu ve Levezi'ye dediğim gibi bu konuda herhalde Saysedik ilk onda bulunurdu. Kesinlikle bence yaşadığı yıl itibariyle ve yaptıklarıyla belki tepededir ama hani bunu ne kadar saplantılı yaptığıyla alakalı kesinlikle ilk onda olurdu diyebilirim. Ya burada şu konuya atıfta bulunmak istiyorum Halil. Senin açtığın yoldan ilerleyerek. Bilimsel çalışmalarda ölçmenin önemi görüyoruz ki işin doğasını anlamaya yönelik bizim nasıl doğayı kavradığımızla alakalı çok derinden ilintilip nereden bunun pay biçiyoruz? Muhtemelen burada da atıfta bulunacağız yani işte kütlenin korunumu gibi yani doğadaki simetri yasalarla alakalı. Herhalde en uçlarından bir tanesi E eşittir mc kare. Yani işin geldiği nokta burası. Yani biz bazı şeyleri doğada sabitlemek durumundayız. Üzerinde yorum yapıp doğasını anlayabilmek için ki işte Einstein'ın özel ve genel görevli bu konuda herhalde en uç örneklerden bir tanesi. Yani uzay zaman diye bir şeyden bahsediyor olmamız lazım bazı şeylerin özelliğini anlayabilmek için diye. Bugüne kadar konuşmadığımız bir şeyden bahsediyor. Şimdi ölçme neden önemli? İşte bu yüzden önemli. Yani siz ışık hızını öyle diyelim sabit olarak aldığınızda, değişmez olarak aldığınızda bütün standartları buna göre yaptığınızda bir takım doğa olgularını daha iyi anlayabilir hale getiriyorsunuz. Şimdi bu anlamda da Levezen'in yaptığı çalışmada özellikle işte kimya alanında dediğimiz gibi işte bazıları kimyanın modern kimyanın, çağdaş kimyanın babası olarak nitelendirmesinin altında da tahmin ediyorum bu yatıyor. Ölçmedeki hassaslıktaki intizam bu konudaki hassasiyet ve bu konuda çalışmaları olabildiğince uç noktaya getirme. Şimdi bu konuda sen girişte çok güzel bir şey söyledin. Kıta Avrupası ile işte Britanya'yı düşündüğümüzde yine dönemdaş olduğunu düşündüğümüz yani dönemdaş değil ama yani kronolojik olarak sonra geliyor ama bu kadar hassasiyeti çok yakın sürede önem veren birinden ve onun kurduğu laboratuvardan da söz etmek lazım. Cavendish. Henry Cavendish. Yani bu noktada ölçüm hassasiyeti söz konusu olduğunda insanların neler yaptığını ve Cavendish ve Cavendish laboratuvarında çalışan bilim insanları hatta işte şimdi de kullandığımız Kopenhag yorumu tamamen bununla alakalı bir şey. Ve şu an Levaziye'nin belki de işte tartışmaları yol açan kütlenin korunumu yasasını acaba Lomonosov mu ortaya koydu yoksa Levaziye mi ortaya koydu diye düşündüğümüz bir yerde Levaziye'nin adını öne çıkaran şeyin işte bu ölçüm hassasiyeti olduğunu görüyoruz bilimsel okumalarda. Yani belki Lomonosov tartışmalı da olsa bunu mektuplarında, hatıratında yazmış olabilir. Çeşitli Rus kaynaklarında bu mevcut olabilir ama Levaziye'yi ortaya çıkartan, Levaziye'nin adını zikretmemize yol açan şeyin kesinlikle bu ölçüm ölçüm hassasiyeti ve ölçmeye, standartlaştırmaya verdiği önem olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bilimsel jargonda görüyoruz ki tartışmaya yol açmamak için bu konularda olabildiğince saplantılı ve takıntılı olmak gerekiyor. Aksi takdirde başka tartışmalara yol açıyoruz. Hocam aslında 250 yıllık bilimin gelişmesine baktığımızda o zaman da binde 8 ya da 10 bindeler mertebesinde hassasiyetten bahsederken günümüzde en son gördüğüm kadarıyla mesela bir 10 üzeri eksi 14 hassasiyetinde bir ölçüm yapılmaya çalışıldığından hatta bunun çok daha düşük seviyelere çekilmesi gerektiğinden özellikle kuantuma da girebiliriz. Ancak ilginç bir haber vardı geçtiğimiz günlerde Nature'da. Fermi teleskobuyla 12,5 yıllık bir veri setini inceliyorlar ve tıpkı kozmik microwave background gibi yani evrenin ilk oluşumunda yaşanan olaylardan ötürü ortaya çıkan kozmik arka plan gibi çok düşük frekanslarda hatta nanohertzler seviyesinde sürekli aldığımız sabit bir yer dalganın olacağından bahsediliyor ve bunun teorik olarak ortaya konulduğundan ve bu ölçümleriyle yavaş yavaş artık deneysel verilerle de desteklendiğinden bahsediliyor. Özellikle 250 yılı baktığımızda biz 10 üzeri eksi 3'lerden 10 üzeri eksi 14'lere hatta bunun çok daha ilerisine gelmiş durumdayız. Ve dediğiniz gibi ölçüm her şey yani 12,5 yıldır ölçüm alan bir teleskopumuz var. Çok daha uzun senelerdir ölçüm alan zaten teleskoplarımız var. Ve temel olarak yapmaya çalıştığımız şey burada tıpkı Levaziye'nin olduğu gibi ya da Lomonosov'dan bahsediyoruz hocam. Lomonosov'un olduğu gibi, Öyler'in olduğu gibi Lomonosov ve Öyler'in mektuplaşmalarında gördüğümüz kadarıyla doğayı daha iyi anlamaya çalışmak ve bu insanlar doğayı daha iyi anlam çalışmak için. Bireysel olarak kendilerini tatmin etmek tabii ki vardır büyük ihtimalle. Yani bunu sevmeyen insan yapmaz büyük ihtimalle de. Bu çalışmaları gerçekleştiriyorlar. Tabii ki şu noktaya da değinmek istiyorum. Nevaziye bu çalışmalarını gerçekleştirebilmek için 25 yaşındaki bilim akademiliği üyeliğiyle kalmıyor. Üstüne bir de o zamanlarda aslında devletin taşeronu olarak çalışan bir vergi toplama şirketinde yönetici olarak işe başlıyor. Kendisinin hukuk alanında da diploması var zaten. Yani kendisi aynı zamanda bir hukukçu ve bu devlet görevi diyebileceğimiz aslında vergi toplama görevinde Barut'un çok daha saf bir şekilde üretilmesini sağlayıp tütün ticaretinde yapılan kaçakçıları tespit edip sonrasında tütün ile ilgili çeşitli çalışmalar da yapıyor. E, o zamanlarda kullanılan ve zararı henüz bilinmeyen bir madde olduğu için onun daha iyi olması için çeşitli yöntemler ortaya koyuyor. Ancak bu Ferme Generale isimli şirkette diyelim yaptığı çalışmalar sonrasında maalesef Lavazia gibi bir insanın idam edilmesine sebep oluyor. Furye'nin aslında neden bu kadar insanı idam ediyorsunuz diye karşı çıktığını ve o yüzden devrimciler tarafından hapsatıldığını bahsetmiştik. İşte o Furye'nin belki de karşı çıktığı insanlardan biri Levaziye'ydi. Hatta Lagrange'in bu konuda bir sözü vardı değil mi hocam? Evet. Giyotinle idam ediliyor Levaziye. Tabii o bağlamda Lagrange'in şunu söylediğini okumalardan öğreniyoruz. Böyle bir başı işte gövdeden ayırmak birkaç saniye ancak o başı öyle bir gövdeye koyabilmek kim bilir ne kadar sürecek ya da aynısını yapmak ne kadar sürecek tadında bir ifadesi var. Tabi ilginç bir ayrıntı da şu okumalardan öğreniyoruz ki tam ismini hatırlayamıyorum notlarımıza koyarız. Levaziye'nin işte idamı daha doğrusu hüküm gibi ve idamı 8 Mayıs yanlış bilmiyorsam idamı çok hızlı oluyor, gerçekleşiyor ve hemen sonuçlandırıyorlar. Ancak bu idamdan sorumlu olan kişi tarihsel okumalarda birkaç yıl sonra veyahut da birkaç ay sonra tam hatırlamıyorum. Kendisi de yine giyotinle idam oluyor. Bu da ilginç bir ayrıntı. Evet, i̇damı getiren Robespierre kendi de giyotine götürülen bir kişi. Hatta o yüzden bu tarz cezaları ortaya atan kişinin sonunun hep bu tarz cezayla olacağına dair böyle bir inanış da vardır. Özellikle günümüzde de bu tartışmalar ortaya çıktığında. Hocam ancak baktığımız zaman o zaman da bir çiftçilik yapılıyor. Fransa'da bir çift çiftçilik var ve tarım yani temel gıda herkesin yani o zaman da halkın büyük bir çoğunluğu çiftçilikle zaten geçiniyor. Bunun daha verimli bir hale gelmesi ve daha organize olması için de yapmış olduğu çeşitli çalışmalar var. Tabi bu Ferme General şirketinde bu ürünlere ve diğer çeşitli ürünlere getirdiği vergiden dolayı halk çokça ezildiğini dile getirip sonrasında isyan etse de ve böyle bir şey ortaya çıksa da tarihsel açıdan baktığımızda Levaziye'nin bilimsel anlamda kayıp ettiğimiz için üzülüyoruz. Ama diğer taraftan da o dönemin şartlarını göz önüne almak ve o dönemi belki o dönem içinde değerlendirmek gerekiyor. O yüzden bu konu sanırım haklılar mı, haksızlar mı, devrim ne oldu, devrim doğru muydu, yanlış mıydı? Bu podcast'in tartışmasının çok daha dışında. Ancak dediğiniz gibi 51 yaşındayken henüz idam edilmiş bir insanın yazmış olduğu kitabın aslında İngilizce çevirisinin şu an okuduğunuzda kimyaya, şu an kabul ettiğimiz şeylere aykırı olan hemen hemen hiçbir şey olmadığını, sanki bir lise kitabı gibi, ortaokulda anlatılan bir kimya dersiymiş gibi sizin anlayabileceğiniz 250 yıl önce kimyanın temellerini attığını söyleyebiliriz. Tabi burada dediğiniz gibi bazı tartışmalar var hocam. O Rus kanadına biraz değinmek istiyorum. Levaziye'nin en önemli çalışmalarından birinin kütle korunum kanunu olduğundan oksidasyon ile gerçekleşen kimyasal olaylar sonrasında eğer kapalı bir ortamda gerçekleşiyorsak bu kimyasal reaksiyon oksidasyon sonucunda o filogiston dediğimiz kuramın filojistonculara karşı olarak herhangi bir kütlede değişiklik olmadığını ve filogiston diye bir şey olmadığını savunan ve kütlenin korunduğunu dile getiren bilim insanlarından biri diye biliyoruz. Rus bilim insanlarının iddiasına göre Lomonosov bunu çok öncelerinden da 1750'lerde 1708 1756 çeşitli tarihler var. Öylere yazdığı çeşitli mektuplarda bahsediyor. Özellikle bizim okumuş olduğumuz makalelerden biri sanırım Philip Pomper isimli Illinois'i Amerika'da çalışan bir bilim insanı sanırım. Onun makalesi de bu aslında sonuç olarak Lomonosov'un bunu yanlış yorumladığına ve bunun keşfinin doğrudan Levaziye tarafından yapıldığına, Lomonosov'un elde etmiş olsa da böyle verileri bunu tam olarak kavrayamadığına dair çeşitli yorumları var. Tabi Amerika Rusya ilişkilerini falan düşündüğümüzde yine günümüzde de bu tarz tartışmalar sürdüğü için acaba taraflı mı diye düşünüyor. Çünkü Ruslar bunun iyi bir savunucusu olarak görünüyor. En fazla atıf alan Rus bilim insanlarının bunu doğru olarak kabul ettiği ve buna inandığı yine aynı makalede bahsediliyor. Bu konuda bu tartışmalara sizin yorumunuzu da merak ediyorum. Yani Lomonosov mu haklıydı? Öyler acaba bu bilgiyi bir şekilde Lavazi'ye ulaştırdı mı? Ancak Öyler'in zaten Petersburg'da çok da zaman geçirdiğini de biliyoruz. Yani Öyler'in Ruslarla arası. Bu konuda sizin fikirlerinizi almak isterim hocam. Şimdi Halil konunun bağlantılı olduğu birkaç yer var. Aslına bakarsan yine Pomper'ın makalesini de tabii beraber de inceleme şansı bulduk. Ben biraz daha tarihsel bir şekilde bakmak istiyorum yani Lomonosov'dan da öncesinde. Yanlış bilmiyorsak işte Anaksagoras'tan başlayan işte eski Yunan filozoflarından ama herhalde en böyle yoğun bildiğimiz kadarıyla bize ulaşan metinlerde Epikür'ün de ortaya koyduğu işte kainatta artık nasıl yorumluyorlarsa o kainatı çok tartışmalı da olsa ne varsa onun içinde olduğu çok da bir şeyin değişmediği dönüştüğü tadında fikirler zaten var. İlginç Hiçbir şekilde makale okumalarını yakın zamana geldiğimizde işte belki kıta Avrupa'sında 17. yüzyıla doğru geldiğimizde belki 15. yüzyıldan da alabiliriz ama özellikle simya alanında yani daha kimya demeyeceğimiz bir kısımda bunun kabaca bilindiğini görüyoruz. Yani hani bu malumun ilamı diye Türkçe'ye çevirdiğimiz bir şey yani Leveziye'nin bunu malumun ilamı yapan kişilerden en ismini belki de yüksek sesle duyduğumuz kişi olarak gündeme gelebilir. Lomonosov tartışmasına da geleceğim. Ancak burada ilginç bir tartışma var. Yani bu malumun ilamı önemli bir ayrıntı. Çünkü doğadaki simetri yasalarına bir ışık tutuyor. Yani bunu bir kimya bakış açısıyla veyahut da bir fizik bakış açısıyla değerlendirdiğinizde başka yerlere gidiyor olabilirsiniz ama doğanın içerisinde böyle bir örgüden bahsediyoruz. Ya da bu hesaplamayla alakalı bir problem de olabilir. İşte Einstein'ın genel görelilik, Lorentz dönüşümü gibi bir şeylerin korunması gerekiyor. İşte ışık hızı, Lorentz dönüşümünde tadında şey Şeyler. Şimdi ben 17. yüzyıla doğru geldiğimizde şundan bahsetmek istiyorum. Yani konunun ile bağlantısı şu, Lomonosov'la bağlantısı. Özellikle Galileo'nun kütle çekimiyle alakalı diyelim yani hareketle alakalı daha doğrusu. Hareketle alakalı olan çalışmalarını işte Newton'un devralması ve Newton'un işte o meşhur eserlerini ortaya koyduğu dönem göz önünde bulundurulduğunda ortada Lomonosov'a atıfta bulunulan makalelerinde ve okumalarımız gösteriyor ki Lomonosov'un özellikle yer çekimiyle alakalı bazı kaygıların olduğu, momentumla alakalı bazı kaygıların, olduğu ve çalışmaları aslında Newton'ın corpuscular theory dediğimiz yani parçacık kuramı ile alakalı Robert Boyle'a dayandıran bir durumu da var. Yani şimdi Lomonosov neden konuşuyoruz burada? Leveziye'yi konuşmuyoruz. Yani Leveziye'de tabii konumuz Leveziye ama Leveziye'nin açık konuşmak gerekirse kanunu betimlediği değil, kanunun şu anda kanun dediğimiz şeyi bir gerçeklik olarak alıp deneylerini o gerçeklikle uyumlu olarak duyurduğunu görüyoruz. Yani herkese levaziye böyle bir kanunun işte ortaya koyucusu olarak yansıtılıyor ama belki daha doğru bir ifadeyle bu çok da uzak bir gerçeklik değil yanlış anlaşılmasın ama Lavoisier'in bu malumun ilamıyla çok hassas deneylerin sonuçlarının örtüştüğünü söyleyen kişi olduğunu söylemek bence bilimsel okumalarda daha önemli. Peki Lomonosov neden gündeme geliyor? Dediğin gibi yani Rus biraz da indiğim kadarıyla 20 yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkan işte bu tabii literatürlerinde dil dönüşümü ve biraz İngilizcenin dominasyonu gündeme geldiğinde Batı kültüründe ortaya çıkan Rus literatüründe Rus bilim insanlarının bu insana hezarfen diye atıfta bulundukları bir durum söz konusu ve yaptığı çalışmaların kendi otobiyografisini de içeren kısmıyla beraber gündeme gelmesi ve çalışmaların anladığım kadarıyla Levasier'in göstermiş olduğu hassasiyetle bir şekilde tutulmadığı ya da işte gündeme gelmediği işte envanterde bu kadar iyi çıkmamasıyla alakalı işte Pompur'un makalesindeki eleştiriler gündeme geliyor. Ancak benim burada vurgulamak istediğim şu, Levazia'nın bizim Levazia'ya atıfta bulunduğumuz bu kütlenin korunumu yasası yani doğadaki simetriyle alakalı mevzuyu alıp götüren ta işte Galile'den başlayan ama aslında Einstein'la sonlanan bir durumu var. Yani Leveziye bunların tam ortasında yani kronolojik olarak da baktığımızda tam ortasında duruyor. Yani işte 1500'lerde 1600'lerde ortaya çıkan akımlar işte Levazia ve Lomonosov belki bunlar birbirlerine yakın zamanda bu fikirlerde bulunmuş olabilir ama tartışmayı sonlandıran bir tane de Einstein'dan bahsediyoruz. Yani dolayısıyla bir kimya, bir fizik olayı olarak bakmaktansa bunu doğanın örgüsünü anlamak olarak bakmak lazım ve Lomonosov'un çalışmalarında da bu izi görüyoruz. Yani özellikle Corpuscular teori dediğimiz yani ışığın nasıl aktarıldığı ve burada işte parçacık ve senin de yine söylediğin gibi flagiston herhalde Türkçe öyle çevriliyor. Yani yanan malzemeler içerisinde yanmayı oluşturan özel bir malzemenin mevcudiyeti hakkında bir fikir beyanı var ve bunu işte ortadan kaldırmak için yap olan çalışmalar hepsi bir araya getirildiğinde Lomonosov'u konuşmak zorunda kalıyoruz. Yani bunu işte dediğin gibi karşı çıkanlar var, eleştirenler var ve bunu hayır Lomonosov yapmıştır işte meşhur yanlış bilmiyorsam 5 Temmuz 1748 yani işte OLR'ye yazdığı mektubu genelde Rus bilim insanları ortaya koyuyorlar. Şimdi bu burada gündeme gelen şu. Bu tarz tartışmaların bilimsel camialarda olmaması için hatta geçtiğimiz spektrumda da benzer bir şekilde elektronun keşfiyle alakalı da benzer bir durum söz konusuydu. Yani bilimsel çalışmada ne kadar standart önemliyse hassas ölçüm önemli ise rapor etmenin ve bunu bilimsel dizine kazandırmanın da ne kadar önemli olduğunu gördüğümüz bir yanı da var Leveziye'nin. Leveziye bunu dört başı mamur yapmış bir insan olarak herhalde en yüksek sesle söylediğimiz şahıs. Lomonosov'un çalışması biraz da tabii Rus kültürünün kapalı çevrim çalışması, yakın zamanda literatürün açılması ve dediğin gibi belki de bazı yanlı taraflı yorumlar yüzünden biraz daha alçak sesle dile getiriliyor ama benim burada vurgulamak istediğim tartışmanın yaklaşık 350-400 yıllık bir genişliğinin olması ve konunun yalnızca kütle korunumu değil doğadaki simetri ve bazı şeylerin standartlaştırılması için kullandığımız birim gibi bir şey olduğu söz konusu. İşte bu noktada dönüyoruz dolaşıyoruz. Senin de dediğin gibi yine ışık hızı işte makalede ortaya koydun sen söyledin Nature'da yayınlanan makale. Yani kainatın oluşumu esnasında yer çekimiyle bağlantısı var bir şekilde. Çok ilginç konulara atıfta bulunuyor. Dolayısıyla en açık konuşmak gerekirse Lomonosov'un eleştirilerinden bir tanesini de tekrar buraya paylaşmak istiyorum. Ölçümlerde yer çekiminin düzgün anlaşılmamasından ötürü ortaya çıkan bir hatada ötürü mü bunun olduğu yoksa bunların tartışmasını tamamen ortadan kaldıracak işte Michelson-Morley deneyi gibi çok hassas düzeneklerle yapıldığında işlerin nereye gittiğini anladığımız işte Maxwell'in işte o meşhur bir bölü kök mu sıfır epsilon sıfır durumundaki o işte acaba eter mi bu işi yapıyor gibi çok önemli felsefik sorulara yanıt vermeye yönelik önemli adımlar olduğunu düşünüyorum Ali. Teşekkürler hocam. Oldukça önemli noktalar değindiniz bence. Biz daha önceki bölümlerimizde genelde kozmoloji alanında çalışan ve bilime matematik kozmolojik ve tespit ve kestirim kuramıyla alakalı katkılarıyla olan insanlara çokça değindik. Burada tabii aklıma gelen ilk şey, acaba Gauss'un notlarında gizlice bir yerde böyle bir şey var mı? <laughs> Çünkü ne olsa böyle matematik alanında neye göz atsak, ya bu Gauss zaten bunu yazmış diye bir yerden çıkıyor. Ona da değinmek istedim. Şimdi dediğimiz gibi hocam, ben bir de şu ayrımı hemen hemen bilim tarihinde görüyorum ve bunu siz de katılır mısınız merak ediyorum. Bilimde genelde iki tür, yani pek çok tür insan var da bir sınıf var hocam. Bu sınıflardan bazıları yukarı bakmayı çok seviyor, bazıları da aşağı bakmayı çok seviyor. Biyoloji ve kimya alanında özellikle çalışan her ne kadar şu an kimyayı biz gözlemlerle, evreni gözlemleyerek yapsak da ilk zamanlarda o simya dediğimiz olayla ve biyolojiyle ya da tıp biliminin gelişiminde bu insanlar daha fazla yerle ve günlük hayattaki problemlerle ilgilenen ancak sanırım bir Yunan filozof bir bilim insanı vardı yine. Mesela o zamanlarda hizmetçisi işte gökyüzüne bakarken önündeki kuyuyu görmeyip içine gö düştüğünü gördüğünde işte kahkahalar atmıştı. Işte o kadar zeki ve bu ünlü bir insanken önündeki kuyu görmeyip yere düşüyor diye hizmetçisi tarafından gülülmüş. Şu an ismini hatırlayamadım ama hikaye büyük ihtimalle bulup şeylere ekleriz. Şimdi bu ayrıma gittiğimizde siz de Einstein'dan bahsettiniz ve Ether'den bahsettiniz. Bu iki ayrımın temel sebebini aslında bu podcast'in kapsamından bilmiyorum ama konuştuğumuz kişilere baktığımız zaman kapsamında diye düşünüyorum. Neden bazıları özellikle bizim çok uzağımızda olan fenomenlerle ya da bizim daha soyut olan bilimlerle yani Einstein'ın ortaya koyduğu şey aslında Einstein'ın kendi zihnindeki bir kuramın matematiğini bulup matematiğini göstermesiyle oluyor diye daha konuşmuştuk. Yani Einstein onu zaten kafasında o problemi çözüyor. Çok soyut bir şekilde bunu hayal ediyor, düşünüyor ve ortaya matematiği bekliyor sadece matematiğini geliştiriyor. Ancak Levozier gibi ya da Lomonosov gibi insanlar biraz da deneysel çalışan insanlarsa böyle elle tutmadan, onu gözüyle görmeden, bir şey yakmadan, patlatmadan ya çalıştığını görmeden zevk almıyor ya da bunu bunu çok seviyorlar. Bu temel ayrımın neden olduğunu acaba yani bu, bu, nereden kaynaklanıyor bunu biraz merak ediyorum ve bu konuda sizin fikirlerinizi merak ediyorum. Şimdi ben olaya şöyle bakıyorum tabii burada bir ne bir ekolüm ne bir böyle bir açık konuşmak gerekirse bir geçmişim var bu konuda da bir otorite değilim ama naçiz kendi gözlemlerim şunu gösteriyor. Senin de söylediğin gibi bilim sözcüğünü ta işte bizim bildiğimiz bize anlatılan yazılı tarihlerden işte 2500 yıl, 3000 yıllardan bahsettiğimizde bilimden insanların o dönemde ne anladığıyla bizim şimdi geçmişe dönüp baktığımızda ne anladığımız arasında bir farkı ortaya koymaktan bence bahsetmemiz lazım önce. Önceleri senin de söylediğin gibi işte Yunan en azından bunu soyut bir şekilde değil de soyutu somutlaştırarak bir dil kullanarak aktarma gibi bir problemle karşılaşıyoruz. İşte burada matematik, geometri karşımıza çıkmaya başlıyor. Yani önce bir dil oluşuyor. Daha önceden dediğim gibi gündelik problemleri çözen Babiller, Sümerler var. Ancak bunu bir formasyona, bir biçime sokan bir Yunan ekolünden bahsediyoruz. Dolayısıyla bir yavaş yavaş bir dil oluşuyor. Bu süreç içerisinde ilerlerken özellikle işte Hristiyanlığın Roma döneminde ilk kısımlarında değil ama yani sonlarında işte Konstantin zamanında gelindiğinde artık bir taraftan da yani bilim dediğimiz çalışmanın nasıl yol alacağıyla alakalı bir kaygı var. Çünkü Yunanların ortaya koyduğu şeyin özellikle işte belki imparatorluk bakış açısıyla, tarihsel bakış açısıyla Yunanlar gibi olmadığını görüyoruz. Yani Yunanların geldiği yerde bir kesinti uğruyor. Ondan sonra önemli bir kırılım var. Parçacıklar devam ediyor. İşte Galenler işte bunlar daha birinci yüzyılda ortaya çıkıyor. İşte bu tarz bilim insanları var ama hani Yunan ekolünü devam ettirirken bir sönümlenmeye de giriyor. Yani eski o Yunan parlaklığının olmadığı bir dönem var. İşte ondan sonra özellikle işte İslam tarihi devreye giriyor. İslam tarihinde bu işlerde Kindiler, İbni Heysemler işte Harezmiler bunlar bir şekilde alıyorlar tekrar bunu güçlendiriyorlar, kuvvetlendiriyorlar. Endülüs işte özellikle Abbasilerin çeviri yapması, Yunanları çevirmesi. İşte Abbasi döneminde memun zamanında işte Kindiler, Heysemler, Harezmiler bu şekilde devam ediyorlar. Daha sonra tekrar bir Hristiyan dominasyonu söz konusu oluyor. İşte özellikle Endülüs'ten sonra bir duraksama dönemi ve o sırada dediğin gibi Moğol istilası işte bir sürü kayıp, İskenderiye'nin ve orada yaşanan işte Bağdat'taki kitaplıkların şunun bunun yakılması. Bu kadar uzun uzadıya anlatmamın nedeni şu Halil bilimin ilerleyişi ya bilim dediğimiz şey nasıl ilerlediğiyle alakalı zaman içerisinde çok büyük devinimler var ve bizi dönüp dolaşıp işte bir taraftan da tabii yani buradan yanlış anlaşılmasın kapalı çevrim milletler ve medeniyetler var. Çin gibi yani işte Hintliler gibi yani Sanskritlerin ne yaptığı bu konuda çok önemli. Yani bunların niye hesaba katamıyoruz. Bize yansıyan kısımları çok az olduğu için buradan dinleyenlerimize bunu söyleyelim. Hani bunlar yokmuş gibi davranmıyoruz. Maalesef bize aktarılan kısımları bizim bildiğimiz kadarıyla çok kısıtlı. O açıdan biraz batı ağırlıklı ilerliyor. Ruslar da aynı şekilde. Bir... Aynı şekilde. Aynı şekilde. İşte Lomonosov örneğinde gördüğümüz gibi yani 1948'lerde 50'lerde yayınlanan bir makale bile tartışma yaratıyor. Neden? Çünkü işte envanter düzgün değil ya da insanlar ulaşamıyor bir şekilde. Dolayısıyla senin soruna geri gelecek olursak bilimin nasıl ilerlediğiyle alakalı bir durum söz konusu ve bu nokta da işte bir kırılım yaşanıyor. İşte dediğim gibi belki Çin medeniyetinde veya da Hint medeniyetinde bu kırılım hiç yaşanmadı. Onlar çok ilerlediler ama Orta Çağ dediğimiz kısımda özellikle işte Reform ve Rönesans'la beraber kilisenin baskısının bir şekilde artık tartışmalı olduğu yere geldiğimizde işte karşımıza Kopernik, Kepler, Galile ve Newton gibi bir silsile çıkıyor. İşte burada ilginç bir tartışma ortaya çıkıyor. Hani senin yer gök ayrımının yaptığı yerde doğanın örgüsünü anlamak üzere hareket eden şeylere bakıyoruz ve hareket ilginç bir şekilde doğayı anlamanın sıfırıncı adamı. Bu insanların ortak özelliği bu. Peki neden göğe bakma ihtiyacı hissediyorlar? Yani çünkü gün içerisinde muhtemelen başka işlerle meşgul oluyorlar. Ancak gece işi kirliliği de yok ve önemli bir zamanı o hayretler uyandıran gök olaylarıyla bağlantılandırıyorlar ve orada bir şey şey hareket ediyor. Muhtemelen şey burada başlıyor. Yani ilk defa işte benim de mesela çok etkilendiğim hikayelerden bir tanesi işte Hollanda'da aslında ortaya çıktığını rapor edilen işte merceklerin ilk defa söylenen o ki Galile tarafından aya bakarak kullanılıp not edilmesi. Yani bunu kimse neden akıl etmiyor? Çünkü kaygılar başka. Hatta işte Lomonosov'un da yine bu atıfta bulunalım. Kaygısının başka olduğunu düşündükleri gibi Batı bilim insanlarının. Bunun için yakılan insanlar da var. Bruno, Bruno kadarıyla. Yani. Kendisi aslında bir kilise görevlisiyken bu tarz olaylardan evet. hani gözlem yaptığı için ve bu tarz olaylardan bahsettiği için yakılarak cezalandırılmış bir insan diyebiliyorum. biliyorum. İşte bu noktada karşımıza tekrar dediğim gibi işte o hareket, dönüşüm, değişim deyince bir taraftan da bu bu ikisini bir yapan adamlar çünkü işte simya adını verdiğimiz işte herhalde başını çeken ilginç insanlardan biri de Sir Isaac Newton. Yani çok önemli bir zamanını gök cisimlerinin hareketine ya da hareket kuramına ayırırken bir taraftan da çok önemli bir şekilde simya ya ağırlık veriyor hatta İngiltere'de bulunan evinde tarihte rapor edilmiş ki bayıldığı bile söyleniyor yani çok tuhaf nesneleri birleştirip ayırmaya çalıştığı için. Şimdi bu galiba dönüşümün kırıldığı yer burası yani gök ve yerin ayrıldığı ama bir de birleştiği bir yer var yani doğadaki dönüşümün nasıl algıladığımız. Buradan işte hızlı ileri sardığımızda karşımıza yine belki de işte hep konuşmamız gereken bu aradaki bilim insanlarından matematiği de geliştiren işte kıta Avrupa'sındaki insanlarla birden gözlemi nerede yapacağını düşünen insanlar, gökle yeri birleştiren insanlar geliyor ki Fraunhofer bunlar arasında önemli bir yer sahibi. Söylenen o ki bıraktığı yerden devam edip işte o spektrumdaki çizgileri yorumlayan kişi olarak. Dolayısıyla iş dönüyor dolaşıyor bu ikisini bir araya getiren bu işte spektrum sözlüğüne geliyor ki e, bence çok önemli bir şey. Çünkü spektrum gökyüzünün yüzünü yeryüzüyle birleştiren, kimyayı fizikle birleştiren, sabitleri ortaya koyan çok ilginç bir gözlem. Yani işte ışığın bir prizmadan geçerek davranışını açıklamaya çalışmak. İşte zaten ondan sonra da bilim dediğimiz şeyde gözlemin önemi ortaya çıkıyor. Çünkü daha hassas cihazlar yapmanız gerekiyor, daha hassas not etmeniz gerekiyor, bunu paylaşmanız gerekiyor. Paylaştıklarınızı doğrulamanız gerekiyor. Hepsini bir araya getirdiğimizde tahmin ediyorum senin ayrımın artık 18. yüzyıla gelindiğinde çok net ortaya çıkıyor. Çünkü bir insanın bu kadar gözlemi hassas yapabil için ayıracağı zaman onu bir ayrıma yönlendiriyor. İşte dediğin gibi gökyüzüne zamanını ayıran insanlarla yeryüzüne. Newton zamanında belki bu kadar gri bölgede kalıyordu ama özellikle işte 18. yüzyıla gelindiğinde yaklaşık 19. yüzyıla yaklaşıldığında bu uzmanlık seviyesinin artık şu andaki haliyle çok daha dar bir kapsama yönelmesi gerekiyordu. Ben olaya böyle bakıyorum. Örneği de Yunanlardan veriyorum. Ateşi açıklamaya çalışan insanlarla gök cisimlerinin hareketini açıklamaya çalışıp evrenin nasıl olduğunu anlamaya çalışan insanlar aynıyken işte 19. yüzyıla gelindiğinde çok ciddi bir ayrımın olduğu bir bilim camiası. Tahmin ediyorum nedeni bu. Tarihsel geçiş ve bilimin o dönemki dili ve o dönemde nasıl birbirlerine aktarıldığıyla alakalı diye düşünüyorum hadi Günümüzde hocam yerlemeyi göz önüne aldığımızda zaten artık bir natural philosopher ya da doğa felsefecisi, doğa bilimcisi yani Newton gibi ya da Leibniz gibi ya da Domonoso gibi insanların var olmasının çok da zor olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü her bir alanda çok ileri seviye artık. Yani bir insanın ömrüne sığmayacak ya da bir insanın ömründe tamamını kapsaya kapsayamayacak şekilde diyelim. Çünkü şu an ileri seviye diyoruz ama bundan 100 yıl sonra belki şu an bildiğimiz şeyler çok yüzeysel bilgiler olacak. Hani ileri bir insan ömrü göz önüne alındığında ileri seviyede ve uzmanlaşmayı çokça gerektiren bilimler olduğunu söyleyebiliriz. Belki dediğiniz gibi bu nedenle günümüzde çok daha fazla ayrım vardır. Bir de şunu eklemek istiyorum hocam. Moğolların istilasına ek olarak mesela İskenderiye o dönemde Yunanistan'da daha doğrusu Yunan bilim insanları dediğimizde ya da antik bilim dediğimizde çokça duyulan hatta pek çok bilim insanı da ev sahipliği yapmış bir şehir Oradaki ünlü kütüphaneden bahsedilir. Sanırım Öklit de İskenderiye'de yaşıyordu. Pek çok daha fazla bilim insanı var. Ancak o kütüphanenin mesela yok olması konusunda en büyük sorunun, en büyük problemin ya da yok olmasına sebep olan en büyük şey romanın o dönemde ekonomik artık zorluklara girmesi ve yeterli parayı oraya harcayamıyor oluşundan ötürü olduğu söyleniyor. Oradaki tabi günümüzdeki gibi kağıt kalem ya da bilgisayarlar yok. Yani çok farklı materyallere yazıyorlar ve bu materyalleri bakımını yapan belki bunları tekrar tekrar yazan ve tekrar tekrar o kütüphanenin kullanılması sanıyorum pek çok insan var. Bir süre sonra kaynak ayrılamadığı zaman o zaman en büyük sorunlardan biri fon yani. O bilime orada o fon ayrılamadığı için o İskenderiye Kütüphanesi'nin büyük bir bölümünün işte çürüdüğü, gittiği, bir bölümünün yağmalandığı, bir bölümünün başka yerlere taşındığı hatta hediye olarak verildiğinden bahsediliyor. Bölümümüzün sonlarına doğru gelirken de aslında Lavoisier'in de bu ayrımı yaşadığından bu ayrımı yaşadığından ötürü hem akademi görevini yürütürken hem de bir vergi toplama işine girdiğinden ve Fransız Bilim Akademisi'ndeki bazı bilim insanlarının bize akşam yemeği ısmarlayacak bir kişi oldu diye Lavoisier'e taş tığından da bahsedelim. Yani o zaman da sadece bilimsel tartışmalar değil, böyle kişisel olarak tartışmaların da gerçekleştiğini biliyoruz. Kapatmadan önce son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Son sözüne ek olarak şunu söylemek istiyorum Halil. Bilim günümüz için çok pahalı bir uğraş. Sen de zaten örneğini verdim. Bilim her zaman pahalı bir uğraş olmuş. Ya bir şey bilmek gerçekten çok masraflı. Hangi anlamda? Düşünsel anlamda masraf. İşte gözlem yapacaksanız masraf, bir yerlere gidecekseniz masraf. Ya bilim masraflı bir şey. Ancak geçen podcast'lerde de konuştuğumuz üzere bu masrafı yapmadığınız zaman, bu masrafı kıstığınız zaman, yapmadığınız zaman zaten çok ayrı bir yerde, kıstığınız zaman yapanlarla olan aranızdaki fark artık eskisi kadar yavaş değil, çok daha hızlı açılıyor. Ben her zaman şunu söylemeye çalışıyorum orada dinleyicilerimize de. Ne kadar yapabiliyorsak bunu yapmamız lazım. Bunları desteklememiz lazım. Bunların önünü açmamız lazım. Belki bazen bunu parayla değil de insan kaynağı olarak da önünü açmak gerekiyor. Bu mecrada Tapir Lab'a bu anlamda bir teşekkür de borçluyuz. Çünkü çok uzun süredir bunu çeşitli mecralardan en azından Bilgiyi paylaşmak olarak bir kaynak ayırmak söz konusuysa zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. E, son sözüm de şu olabilir: Bilim ne kadar pahalı bir uğraşsa bilimin insanlara getirdiği yer ve insanların oradan hareketi o kadar da önemli. Ya bu pahalı uğraşa zaman ve kaynak ayırmamız gerekiyor, ya da kaynak ayıranların her zaman takipçisi olarak kalmak gibi bir kaderle uğraşmamız gerekiyor. ya Bu ayrımı çok iyi yapmamız gerektiğini düşünüyorum çünkü çok kritik bir dönemdeyiz işte senin de söylediğin gibi uzay çalışmaları bir taraftan kainatın temeline yönelik şeyleri anlamaya çalışan bir grup insan. Bunları deneysel platformda gözleyen kişiler ve bunlara yatırım yapanlar hepsi bir arada düşünüldüğünde Türkiye Cumhuriyeti olarak inşallah biz de hak ettiğimiz yere en kısa sürede varız. Aksi takdirde bence tren istasyonundan yavaş yavaş ayrılmaya başladı. İnşallah son vagona elimizi atar. Sürüklenerek de olsa o trenin bir şekilde bir yerlerinde oluruz diye düşünüyorum Ali. Ben de tekrardan bizlere bu imkanları sağladığınız için ve bölümümüzde bilgilerinizi bizle paylaştığınız için teşekkür ederim hocam. Özellikle dedin sene pahalı bir uğraş ancak en kötü pandemi covid hastalığını göz önünde bulundurduğumuzda her ne kadar bazı insanlar o aşının insanların zihinlerini ele geçirmek için falan yapıldığını düşünse de bundan önceki yapılan mRNA çalışmalarındaki bütün yatırımların karşılığını biz bir Covid hastalığıyla bir salgın ile çok kısa sürede aşıyı üreterek bulduk ve bu aşının dünyada uygulanması sayesinde sanırım şu an ülkemizde Covid neredeyse bitmiş gibi davranılıyor. Yani günlük 1000-1500 seviyelerine düştü ve dünyada genel bir rahatlama oldu. Bundan önceki araştırmalara eğer mRNA'yı fonlamasaydık ve mRNA çalışmalar olmasaydı bunu elde edemezdik diye düşünüyorum. Ancak fonlanan bunun yanında Emre'nin yanında yüzlerce binlerce çalışma var. Hangisi bize ne fayda getirecek? İşte onu bilemiyoruz. O yüzden bu tarz bilimin fonlanması ve bilimin her türlüsünün fonlanması yani biz bu işi yapmayız ya yani da biz bilimin bu alanı ile ilgilenmeyiz diye bir düşüncenin doğru olmadığını düşünüyorum hocam. Tekrar teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. Yeniden Ali. herkese iyi haftalar dileriz. Görüşmek üzere.